Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Antalya'da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde konuştu. Bakan Dönmez kalıcı yaz saati uygulamasının kaldırılmasını isteyenlere yanıt verdi. Uygulamaya başladığımızdan bu yana tasarrufun parasal karşılığı yaklaşık 6 milyar lira dedi. Habere bakalım, sonra üzerine biraz konuşacağız. Bizler enerjiyle ilgili her türlü konuya stratejik ve bilimsel bir gözle yaklaşırken görüyoruz ki buradan kendisine malzeme çıkarmayan birileri de var. İşleri güçleri PR olan, reklam olan, güruha elbette bizim vereceğimiz cevap rakamlarla ve istatistiklerle olacak. Sabit saat uygulaması bir başka deyişle de kış saat uygulamasına başladığımız 2016 yılından bugüne kadar elde ettiğimiz toplam tasarruf miktarı 6,82 milyar kilowatt saat oldu. Bu tasarrufun parasal karşılığı ise yaklaşık 6 milyar lira. 26 Mart 2019'da Avrupa Birliği Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirilen oylama ile ABD mevsimsel saat değişikliği uygulamasına son verilmesi önerisini kabul etti. O açıdan şimdi bugünlerde tekrar bu işleri gündeme getirmek isteyenler var. Lütfen herkes kendi işiyle meşgul olsun. Herkes kendi üzerine düşen vazifeyi yerine getirsin. İşleriyle gündeme gelemeyenlerin maalesef tek işi var. O da sağa sola sataşmak. Bizim böyle işlerle işimiz olmaz. Bu mesele bir süredir konuşuluyor aslında. Tasarruf noktasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın az önce de yaptığı açıklama önemli. 6 milyar lira bugüne kadar tasarruf edildi diye. Şöyle, 2016'da biz yaz-kış saat uygulamasını kaldırdık ve saat dilimini sabitledik. Sabitlerken de bulunduğumuz meridyenlerdeki kış saatini değil, geçici olarak kullandığımız yaz saatini tercih ettik. Bu da haliyle şöyle bir meseleyi gündemimize taşıdı. İşte ilk anlardan itibaren işte doğuda çocuklarımız belki vaktinde okullarına gitti ama batıdaki öğrencilerimiz çok erken vakitlerde karanlıkta uyanıp okula ve işe gitmek, yani işe hadi biz gidiyoruz da okula gitmek durumunda kalan çocuklarımız oldu. Siyasiler arasında tartışılmaya devam ediyor. Tasarruf boyutu bir tarafa, bir de insan sağlığı meselesi var. Üzerine konuşmak istiyoruz. Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ayşe Bilge Selçuk ve eğitim uzmanı Turgay Polat konuklarım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Şimdi ara tatil bitti, yeniden okullara döndü çocuklarımız bugün itibariyle. Bir pandemi stresimiz var malumunuz. Mesele erken vakitlerde kalkıyor olmaları hakikaten böyle etkileyen bir şey midir çocuklarımızın derslerini, psikolojisini? Yine yetişkinler açısından karanlıkta kalkmak, işe gitmek vesaire meselesi, işin güvenlik boyutu, psikolojik boyutu ayrı. Yanına bir de ettiğimiz tasarrufu koyarsanız belki o boyutunu da konuşmalıydık aslında. İşin o tarafı da var. Ne oluyor, niye tartışıyoruz bunu? Sayın Selçuk, buyurun sizle başlayalım. Teşekkürler Mehmet Akif Bey. Bu konu elbette pek çok açıdan ele alınabilecek bir konu. Sizin de söylediğiniz gibi enerjisel tarafı da mutlaka vardır. Uzmanların bununla ilgili söyleyecekleri vardır. Fakat benim uzmanlık alanım bu değil. Benim uzmanlık alanım psikoloji, gelişimsel psikoloji ve sağlıklı bir psikolojik durum için, sağlıklı bir ruh hali için ne gerekiyor, çevreyle nasıl ilişkili psikolojik iyiliğimiz, benim uzmanlık alanım bu. Şimdi elbette ki çocuklarımızın eğitimi ve okula gitmesi, çocuklarımızın iyiliği, çocuklarımızın ruh sağlığı bakımından da ele alınabilir bu konu. Ama ben bunun hepimiz için, yani her yaştan insan için benzer bir durum olduğunu düşünüyorum. Hepimizi benzer şekilde etkiliyor ya da etkilemiyor. Şimdi kış saati dediğimiz saat, sizin de söylediğiniz gibi normal saat aslında. Yaz saati uygulamasına Mart aylarında, yani baharda geçiliyor ve akabinde de Ekim'in sonunda, Kasım'ın başında normal saate geçiliyordu. Şimdi baktığımız zaman psikoloji literatürüne, ben bilimsel bilgiyle şimdi elimizdeki araştırma sonuçlarına göre konuşayım. Çünkü politik bir taraf gerçekten sizin de söylediğiniz gibi alabiliyor. Bunun iki tarafı var. Biri psikolojik iyiliğimizle ilgili, yani kaygının, depresyonun artmasıyla ilgili ki sonbahar aylarında, yani havanın erken kararmasıyla beraber
karanlığın erken başlamasıyla beraber hem kaygı problemlerinde hem depresyon problemlerinde bir artış olduğunu, her yaşlı insanda artış olduğunu biliyoruz. Bu kuzey yarımküre için geçerli. Yaklaşık %11 ila 15 kadar hastaneye başvurularda depresyon ve kaygı problemiyle ilgili başvurularda bir artış olur. Ama bunun ötesinde yani biyolojik ritmimizle ilgili bir konu bu. Biyolojik ritmimizin bir pili yok. Yani biyolojik ritmimiz başka bir mekanizmaya göre çalışmıyor. Dışarıda havanın aydınlanması ve kararmasıyla uyumlu olarak bazı içsel biyolojik süreçlerimiz tetikleniyor ve buna göre hem zihinsel süreçlerimiz yani içsel zihinsel süreçlerimiz, dikkatimiz, davranışlarımız, biyolojik ritimlerimiz hepsi buna göre tetikleniyor. Şimdi elbette depresyonda, kaygıda bir artış oluyor. Böyle bir çalışma var mı yani böyle bir şeyin olduğuna dair yapılmış bir araştırmalar? Evet, araştırmalar var. Ve fakat sabah da erken aydınlanmasıyla beraber elbette bizim güne başlamamızı mümkün kılan mekanizma devreye giriyor, tetikleniyor. Yani çocuklarımız için, çocuklarımız özelinde eğitim için ya da efektif bir eğitim hayatı, iş hayatı için konuşacaksak da elbette ki gün ışığı zihnimizin de dikkatimizin de bilişsel süreçlerimizin de tetiklenmesine, aktifleşmesine yol açıyor. Hocam yani özür dilerim bölüyorum. Bir sesle ilgili bir problem var. Arkadaşlarımız düzelsinler. Tekrar sağlayalım bağlantıyı daha sağlıklı olacak. Küçük bir problemimiz var. Turgay Hocam'la devam edelim biz o sırada. Çocukların eğitim hayatlarını nasıl etkiledi ya da etkiledi mi? Menfi bir durum var mı? Hocam buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi Sayın Hocam bıraktığı yerden devam edeyim. Çünkü çok birbirine bütünleşik bir şeyden bahsetti. Bir hazır bulmuşluk denen bir kavram vardır. Yani siz bir insana bir şey yaptırabilmeniz için onun hazır olması lazım. Dolayısıyla 2-3 yıldır çocuklarda aslında okullarda ilk 2 saat ders yapılmıyor desek yeridir. Çünkü çocuklar geldikleri zaman uykusunu alamamış ya da henüz daha gün ışığını ya da bu gün ışığının verdiği enerji, biyolojik saatleri tam çalışmadığı için genelde 2-2 saat ya uyuyarak ya da okulda öğretmenlerine problemler çıkararak ya da bir şekilde uyum dönemi olarak geçiriyorlar. Dolayısıyla hep söylediğim bu bütün okullarımızda böyle mi? Yani doğuda farklıdır muhtemelen. Doğuda böyle bir sorun yok. Tabii. Yani şöyle düşünün. Batı'da böyle bir problem var. Çocuğun gün ışığıyla birlikte uyanması ve gün ışığıyla birlikte bir sürece başlamasıyla karanlıkta bir süreci yapması arasında fark var. Bu yaş gruplarına göre de fark eder. Mesela biz dünyanın hiçbir yerinde ilkokul eğitimi gece olmaz, karanlık olmaz yani kutuplar hariç. Yani buna göre saatler düzenlenir. İşte genelde eğitimde benimsediğimiz saat 9-3 arasıdır. Yani çocuğun en rahat öğrenebildiği süreç olan gün ortasında en hazır olduğu saattir. Siz bunu geriye doğru çektiğiniz zaman ya da hem okullarda 8'de eğitime var. 7.30-8'de başlıyor. Çocuğun kalkması 7.30-6'ya denk geliyor. Neredeyse 8'e doğru hava. Yani ciddi şekilde çocukların biyolojik saatiyle oynayan bir süreç. Bir de kış olduğu zaman akşamlar kısalmaya başladığında çocuk için o karanlıkta git, karanlıkta gel süreci neredeyse yaşanıyor ve hem biyolojik olarak yorgunluk hem de öğrenme problemlerini ciddi şekilde yaşıyoruz. Yani bu anlamda bunun, tabii ki enerji uzmanı değilim, o taraftaki tarafla ilgili asla yorum yapamayacağım ama eğitim açısından çok olumsuz sonuçlar olduğunu söyleyebilirim. Peki Milli Eğitim Bakanlığı bununla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bir teması var mı? Bundan etkilendiğini söylüyor mu? Saat değişikliği yapmayı düşünür mü? Gerçekten böyle ciddi bir problem varsa Batı'daki bütün okullarda ne bileyim öğretmenlerin bu hususla ilgili yaptıkları bir çalışma, bir uyarı ya bu çocuklarımızı etkiliyor dediği bir şey var mı? Şimdi tabii uzun yıl 2016'dan beri yapılan bir uygulama. Yani bugün bir uygulama değil. Dolayısıyla yıllar içerisinde sürekli konuşula gelen bir iş. Dolayısıyla pandemi dolamında bunun sorunlarını daha çok yaşamaya başladık. Neden? Pandemi döneminden sonra ikili eğitime geçen okullar oldu ciddi anlamda ya da saatler ona göre ayarlandı. Dolayısıyla bu yıl daha fazla hissediyoruz bunu. Çünkü ikili eğitime geçtiğiniz zaman neredeyse çocuk hiç ortalıkta gün ağarmadan, hiç şey olmadan karanlıkta kalkıp gidip geliyor sabahçı olan çocuk. Bu daha verimsiz. Artı İstanbul trafiğini düşünürseniz erken çıkması gerekiyor ya da büyük kentlerdeki trafiği düşünürseniz. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın tabii ki bir şey var mı yok bilmiyorum. Bir iki kez gündeme getirmeye çalıştı kendileriyle konuştuk ama açıkçası Enerji Bakanlığı'nda bir kez eski bakanımız döneminde bir
neden bu uygulama devam ediyor diye bir soru sorulduğunu biliyorum. Ama cevabını ya da gelişmelere çok fazla hakim değilim. Ya bu kadar ciddi bir problemse bu çocuklarımız açısından, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu hususta bir çalışması olması beklenir mi, beklenmez mi? Beklenir tabii. Üstüne üstlük aslında buradaki problem sadece çocuk tarafı da değil. Öğretmen tarafında da ciddi bir verimsizlik oluşturuyor. Çünkü öğretmen içinde bir hazırlık ve kalkıp sabah okula gelme süreci var. Tabii onun için de o karanlıkta okula gelmeyle, biyolojik saatin çalışmadığı ya da hazır olma saatine gelmekle, kahvaltısını yapmamış bir insan olarak gelmekle hazır olarak gelmek arasında ciddi farklar var. Dolayısıyla insan açısından, eğitimdeki hem öğretmen hem öğrenci tarafı açısından oldukça sorun yaratan ve verimsizlik oluşturan bir şey. Zannediyorum sizin yayınınızdan sonra da Milli Eğitim Bakanlığı daha ciddi alacaktır bunu. Çünkü bu işin sadece bir enerji tasarrufu tarafı yok, insan tarafı da var. Dolayısıyla insan tarafı her şeyden kıymetli olduğuna göre buraya herhalde önceleyecektir Milli Eğitim Bakanlığı diye düşünüyorum. Peki, Sayın Selçuk, zannederim düzeldi. Buyurunuz. Evet. Evet, Mehmet Akif Bey, daha önce söylediklerimi isterseniz kısacık bir tekrarlayayım. Bunun iki tarafı olduğunu söylemiştim. Yani bir psikoloji uzmanı olarak. Elbette ki konuya çocuklarımızın hem eğitimi açısından ya da okuldan fayda sağlaması açısından bakmak gerekiyor. Öte taraftan bir de kış aylarında havanın erken kararmasıyla beraber kaygı ve depresyon problemlerinde artış olduğunu biliriz. Mevsimsel duygu durum bozukluğu dediğimiz depresif belirtilerin arttığı durumlar da söz konusudur. Özellikle işte Kasım, Aralık aylarında başlayan. Şimdi çocuklarımızın eğitimini konuşuyorsak eğer ya da hepimizin yani çalışanların daha etkin olarak çalışmasından, iş veriminden söz ediyorsak elbette ki havanın aydınlanmış olarak güne başlamamız çok daha yararlı. Yani o biyolojik ritmimiz günün aydınlanmasıyla beraber o elbette ki zihinsel süreçlerimiz, dikkat süreçlerimiz bunların hepsi daha aktif hale geliyor. Öğrenmemiz daha kuvvetli oluyor. O bakımdan çocuklarımızın eğitimden fayda sağlaması açısından öğretmenlerin de daha efektif olarak çalışabilmesi bakımından günün daha erken ağarması elbette ki çok daha yararlı olur. O şüphesiz. Fakat yani biyolojik ritmimiz bizim dış dünya ile uyum içerisinde yaşamamızı gerektiriyor. Fakat elektrikle beraber ve modern hayatla beraber biz zaten o dış dünya ile uyumlu olması gereken döngüyü kaçırmış durumdayız. Onun için yani akşam erken yatmak, sabah erken kalkmak, bütün bunların hepsi insanın bir çabayla, istemli bir çabayla, bir gayretle devam ettirmesi gereken bir süreç aslında. Onun için yani kahvaltı yapıp yapmadan okula gitmek, kahvaltı yapıp yapmadan okula gitmek ayrı bir mesele. O insanın kendi disipliniyle ya da bir rutin oluşturmasıyla ilgili bir mesele. Fakat yani burada insanın kendisine düşen önemli sorumluluklar var. Ben Milli Eğitim Hocam, Bakanlığı'nın bu böyle devam et, özür dilerim. Bölüm, böyle devam ettiği takdirde mesela olumsuz ne etkisi olur önümüzdeki yıllarda çocuklarımıza ve yetişkinler üzerinde? Yani somut ne söyleyebilirsiniz? Somut bir olarak şey olur ya da olmaz diyebiliyor musunuz yani? Şimdi dikkat süreçlerinin etkin hale gelmesi uyanık olmamızla bağlantılı. Havanın aydınlık olması ve tabii ki günün ağrıyor olması bizim dikkat süreçlerimizi daha etkin hale getirir. Öğrenme daha kuvvetli olur. Öğrenme açısından bakarsak çok daha efektif günün erken ağrıyor olması hiç şüphesiz o bakımdan önemli. Ama kaygı ve depresyonun da hava erken karardığı zaman kaygı ve depresyonda da bir artış olduğunu da yine bir psikoloji uzmanı olarak Peki. söylemeliyim. Yani bu işin iki tarafı var. Peki Turgay Hocam var mı ekleyeceğiniz? Hocama teşekkür ederim. Çok doğru. Yani çocuklarımızın daha sağlıklı, daha şeyi açık, uyarılmış şekilde eğitime hazır halde gelmesi biz eğitimciler için çok çok önemli. Dolayısıyla umarım Milli Eğitim Bakanlığı bir çalışma yapıp bu işin sadece bir enerji tasarrufu olmadığını
anlayacağını umuyorum. Teşekkür Peki, ederim. Peki Turgay Polat çok teşekkürler. Ayşe Bilge Selçuk teşekkür ediyoruz. Bakalım efendim takip ediyor olacağız. Hakikaten çocukların üzerindeki etkisi, önümüzdeki yıllarda bu etkinin eğitim hayatlarına, iş yaşamlarına ya da başarılarına, başarısızlıklarına tesiri var mıdır, yok mudur? Bunlar herhalde zaman alan meseleler biraz da.